Kimdir de bu videodaki konuğumuz Türk rock müziğinin önemli isimlerinden ve Türkiye'nin hasret kaldığı Eurovision'daki tek birinciliğinin mimarlarından birisi olan Demir Demirkan. Demir Demirkan 12 Ağustos 1972 tarihinde Adana'da doğdu. İlk öğrenimini Çankaya İlkokulu ve TED Ankara Koleji'nde tamamladıktan sonra İzmir Özel Çamlaraltı Lisesi'nde ortaokul ve liseyi bitirdi. Bilkent Üniversitesi'nde İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünü okuduktan sonra Los Angeles'taki Musicians Institute Hollywood'da müzik öğrenimini tamamladı. İş insanı olma hedefiyle üniversiteye başlayan Demir Demirkan'ın hayatı Cenk Eroğlu ve Tarkan Gözübüyük'le tanışmasıyla birlikte değişti. Üniversite yıllarında Pentagram grubuna gitarist olarak katıldı. Pentagram ile Trailblazer albümünü tamamladıktan sonra Los Angeles'a taşınarak 1992'de az önce bahsettiğimiz müzik eğitimine başladı. Trailblazer, Pentagram'ın ikinci stüdyo albümü olmakla birlikte grubun o dönem vokalinde ise yine tanıdık bir isim olan Ogün Sanlısoy yer alıyordu. Mezuniyetinden sonra da Los Angeles'ta kalarak pop, jazz, afro, latin ve rock gibi birçok müzik tarzında kayıtlarda bulundu. Gitar çaldı ve şarkı sözleri yazdı. 1996 yılında İstanbul'a döndü. Dönüşünde yine Pentagram'la birlikte Anatolia albümünün kayıtlarını yaptı. Şebnem Ferah'ın 1997 yılında çıkardığı ilk solo albümü olan Kadın'da gitarları çaldı ve albümün yapımcılığını üstlendi. Aynı yıl Sertab Erener'in Sertab gibi albümünün prodüksiyonunu gerçekleştirdi. Bu süre zarfında Pentagram'dan ayrılan Demir Demirkan, 1999 yılında Şebnem Ferah'ın Artık Kısa Cümleler Kuruyorum ve Sertab Erener'in kendi adını taşıyan albümlerini hazırladı. Ricky Martin ve Sertab Erener'in düet yaptığı, yapımcılığını Desmond Child'ın üstlendiği Private Emotions adlı şarkının kayıtlarında bulundu ve bu versiyon Orta Doğu ülkelerinde yayınlandı. Nihayetinde ilk solo albümü Demir Demirkan adıyla 2000 yılının Mayıs ayında yayınlandı. Göçmen, Gümüş ve Belki şarkılarıyla ön plana çıkan albüm pop rock sound'uyla Pentagram kariyerinden farklı bir tarzdaydı. 2000 yılının sonunda Sertab Erener'in Turuncu albümü için tekrar stüdyoya girdi. 2002 yılının Mart ayında ikinci solo albümü Dünya Benim'i yayınladı. Albümün çıkış şarkısı Aşk Var Ya'da Demir Demirkan'a Fuat Güner eşlik etti. Demir Demirkan 2002'nin Ekim ayından itibaren Show TV'de yayınlanmaya başlayan Beşi Bir Yerde adlı diziminde başrolünde yer aldı. 2003 yılında Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'ye birincilik getiren Every Way That I Can adlı şarkının sözlerini yazdı ve Sertab Erener'le birlikte besteledi. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi Demir Demirkan son dönemlerde hasret kaldığımız Eurovision'da Türkiye'nin ilk ve tek birinciliğinin mimarlarından birisi oldu. Şarkının oluşum sürecini 40 dakikada tamamladığını ifade eden müzisyen bir röportajında o süreci şöyle anlatıyor. Hem bizim kültürümüzü yansıtan hem de basit bir figür üzerine şarkı yapmamız istendi. Gitarı elime alıp hemen çifte tellinin ana temasını çalmaya başladım. Bu ritmik bir figürdü. Bu figürün üzerine söz yazıp bunu çok sesli yapmak gibi bir fikir geldi aklıma. Sözleri besteden biraz daha zor çıktı ama müziğin tamamı 40 dakikada oluştu. Tabii siz Demir Demirkan'ın böyle anlattığına bakmayın. Zafere giden yol elbette o kadar da kolay olmadı. İlk tepki şarkı İngilizce olduğu için Türk Dil Kurumu'ndan geldi. Henüz bu tartışmalar bitmeden bu kez de şarkının klibi eleştiri yağmuruna tutuldu. Klipte padişahın gözüne tekrar girmeye çalışan bir cariyenin hikayesi anlatılıyordu. Topkapı Sarayı'nda 2. Abdülhamit'in odasının da kullanıldığı klip harem sahneleri nedeniyle tepki çekti ve sansürlendi. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Sertab Erener'in ve dansçılarının harika sahne performansıyla büyük beğeni alan şarkı, oy kullanan son ülke olan Slovenya'dan 10 puan aldı ve 157 puanla birinci oldu. Eurovision başarısının ardından kendisinden pop adına üretim yapmasını istendiğini ifade eden Demir Demirkan buna artık pek sıcak bakmıyordu. Zaten ilk iki albümde de müziğinin yumuşatılması konusunda yapılan baskıdan muzdaripti. Yeniden böyle bir taleple karşılaşınca kendi tabiriyle piyasaya küstü ve Bodrum'a yerleşti. Bodrum'da durumun haleti ruhiyesine uygun Gitti Gider şarkısını yaptı ve 2004 İstanbul albümünün temelleri böylece atılmış oldu. İstediği müziği yapmak için kendi şirketini kurmaya karar veren Demirkan nihayetinde rock müzik piyasasına oldukça sert bir giriş yaptı ve yine kendi tabiriyle isyanını devrime dönüştürdü. 2004 İstanbul albümünü çıkardı. Albümün ilk klibi Kahpe adlı şarkıya çekildi. Albümde ve klipte kendisine bas gitarda Kurban grubundan bildiğimiz Kerem Tüzün, davulda Indians Haluk Levent Teoman ve 4x4'ün davulcusu Arbak Dal ve klavyede de Hayko Cepkin eşlik etti. Albüm Demir Demirkan'ın o güne dek içine en çok sinen albümü oldu. Öyle ki albümün 15. yılına özel bir turne bile düzenledi. 2005 yılında Tolga Örneğin yönetmenlik koltuğunda oturduğu Gelibolu belgeselinin müziklerini yaptı.
2007 yılında 4. solo albümü Ateş Yağmuru'nda Çırılçıplak'a yayınladı. Albümün 4. şarkısı olan Sen Varsın'ın klibinde sanatçıya Ata Demirer eşlik etti. Demir Demirkan, Ayşe Arman'a verdiği röportajda Ata Demirer'le klip fikrinin nasıl çıktığını şöyle anlatıyor. Hep içeriği olan klipler çektim. Bu klipte gevşemek ve eğlenmek istedim. Ata Demirer'i aradım ve menajerimle o kadar benziyorlardı ki inanılmaz. Yan yana geldiklerinde kardeş zannedebilirsin. Senaryo da komik. Ben konsere yetişemiyorum, menajerim benim yerime konsere çıkmak zorunda kalıyor. Ata Demirer'e bir menajerin sahnede rockstar olma halini canlandırmak ister misin dedim. Hiçbir tanışıklığımız da yoktu o zaman. Ne zaman çekiyoruz abi dedi. Gerçekten çok keyifli bir adam. Ortaya da keyifli bir iş çıktı. 2008 yılında Yolun Yarısı adlı 5. solo albümünü yayınladı. Albümde Alıştım Artık, Aşktan Öte ve Hayyam Gelip Kral Olsa şarkıları ön plana çıktı. Yine 2008 yılında Devrim Arabaları filminin soundtrackiyle Siyah en iyi film müziği ödülünü kazandı. 2010 yılında Öfkem ve Beni yayınladı. Yine aynı yıl Sertab Erener'le ortak geliştirdikleri Painted on the Water albümünü yayınladı. 2011 yılında Model grubunun Diğer Masallar albümünün prodüktörlüğünü üstlendi. Albümün başta Değmesin Ellerimiz, Pembe Mezarlık, Buzdan Şato ve Bir Melek Vardı olmak üzere hemen hemen tüm şarkıları büyük beğeni topladı. Model bu albümü çıkardıktan sonra en iyi grup ve en iyi albüm dallarında tam 6 ödül kazandı. Demir Demirkan 2012 yılında bir toplama albüm olan 2000-2012'yi yayınladı. Aynı yıl sonunda Hatırla piyasaya çıktı. Yine 2012 yılında Özge Fışkı'nın Bir Avuç Fotoğraf albümünde gitarist ve prodüktör olarak yer aldı. 2012 yılı içerisinde Kayıp Şehir, 2013 yılında da Güneşi Beklerken dizilerinin müziklerini yaptı. Yine 2013 yılında Model grubunun Leyla'nın Hikayesi albümüne prodüktör olarak imza attı. 2014 yılında 6. solo albümü olan Tam Ölmek de Değil'i bir yıl sonra da Günahı Boynuma teklisini yayınladı. 2016 yılında Model grubunun May single'ında prodüktör yine Demir Demirkan'dı. Aynı yıl Model grubundan ayrılıp solo kariyerine başlayan Fatma Turgut'un İlkbaharda Kıyamet şarkısının da prodüktörlüğünü üstlendi. Kendisi de aynı yıl Şah Damarından adlı single'ını yayınladı. 2017 yılında Pentagram'ın 7. albümü olan Akustik'te grubun eski üyeleri Ogün Sanlısoy ve Murat İlkan'la birlikte yer aldı. 2018 yılında War Tree adını verdiği EP'sini piyasaya sürdü. Amerika'ya yerleştikten sonra çıkardığı ve War Tree adını verdiği projenin 3 bölümlük bir seriden oluşacağını söyleyen Demir Demirkan, şarkıların internetle birlikte devletlerle bireyler arasında başlayan ve adı konulmamış bir savaşı konu aldığını ifade ediyor. ABD'deyken katkıda bulunduğu bir diğer proje ise Şebnem Ferah'ın 2018 yılında çıkan Parmak İzi albümü oldu. Demir Demirkan bu albümün 3. şarkısında gitarlarıyla Şebnem Ferah'a eşlik etti. Yine 2018'de Lance Kattner ile birlikte It's a Texas Christmas teklisini çıkardı. Şarkıya oldukça eğlenceli ve tabii ki Texas'ta Christmas temalı bir klip çekmeyi de ihmal etmedi. 2019 yılında Alcyon in the Ashes adlı tamamı İngilizce şarkılardan oluşan albümünü piyasaya sürdü. Prodüksiyonu üzerinde ciddi bir emek olduğunu dikkat çeken albümde These I Swear, I'm Breaking, Nobody's Fault şarkıları öne çıktı. Albüm birçok takipçisi tarafından Demir Demirkan'ın olgunluk dönemi albümü olarak nitelendirildi. 2020 yılında Deli Hayaller single'ını çıkaran Demir Demirkan, daha sonra Pentagram'ın Bu Düzen Yıkılsın, Tur ve Pride şarkılarında katkıda bulundu. Demir Demirkan, 2016 yılında lise aşkı Seda İnce ile evlendi. 2017 yılında baba oldu ve artık ailesiyle birlikte yaşamanın New York'ta sürdürüyor.